Sevgili izleyiciler, ICT Media TV YouTube kanalının 2021-2022 sezonunda tekrar sizlerle bir aradayız. Tüm izleyicilerimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların SGK bildirimleriyle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlayan sigortalılar, emekli aylıkları kesilmeksizin özel sektörlere, özel sektöre ait iş yerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabiliyor bildiğiniz gibi. Sosyal güvenlik destek primi dışında bu vatandaşların emekli aylıklarını yükseltmek amacıyla emekli aylığını kestirip normal bir çalışan gibi tüm sigorta kollarına çalışma şeklini de tercih etmeleri elbette ki mümkün. Ancak emekli aylıklarının yükseltilebilmesi için hem uzun bir süre emekli aylığı almaksızın çalışmaları hem de sigorta primlerinin asgari ücretin çok üzerindeki bir tutar üzerinden yatırılması gerektiğinden özellikle 2008 yılı sonrasında bu şekilde bir çalışmayı tercih eden kişi sayısı artık yok denecek kadar azalmıştır. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların emekli aile kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine mi tabi çalışacakları yoksa emekli aylıkları kesilerek tüm sigorta kollarına yani normal bir çalışan gibi tüm sigorta kolunda tabi mi çalışacakları konusundaki evvelce sigortalılardan sigortalı tercih bildirim formu alınıyordu. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde 2013 yılında yapılan bir değişiklikle bu tercih bildirim formu dediğimiz form kaldırılmış ve emekli çalışanlar bu tercihlerini yani sosyal güvenlik destek primine tabi mi çalışacakları yoksa emekli aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına mı tabi çalışacakları hususundaki tercihlerini işe girişleri sırasında işletmelerin insan, insan kaynakları birimlerince ya da meslek mensuplarınca sigortalı işe giriş bildirgeleriyle yapılmaya başlanmıştır. Emeklilik sonrası özel sektöre ait iş yerlerinde yeniden çalışmaya başlayan sigortalılar için işe giriş bildirgesini düzenleyen bu kişilerce yani İK birimleri veya meslek mensuplarınca sigortalı kolu sosyal güvenlik destek primi seçeneği işaretlenmesi gerekirken yanlışlıkla Tüm sigorta kolları seçeneği işaretlendiği takdirde sosyal güvenlik mevzuatına göre maalesef ki sigortalının emekli aylığı durduruluyor. Bu durumda da iki farklı durumla karşılaşmamız söz konusu oluyor. 2018 38 sayılı genelgeye göre tüm sigorta kollarına tabi tercihin seçilmiş olması nedeniyle aylığın durdurulduğu durumlarda aylığın ödenmediği yani aylığın kesildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar düzeltme işlemleri için SGK'ya müracaat ettiğimiz takdirde herhangi bir sorun kalmıyor. Dolayısıyla takip eden ayın sonuna kadar müracaat ettiğimiz takdirde durdurulan aylık kaldığı yerden ödenmeye devam ediyor. Yok eğer takip eden ayın sonu geçirildikten sonra düzeltme talep ettiğimiz durumda ise emekli aylığı başvurduğumuz tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren başlatıldığında ve maalesef ki arada geçen süreye ilişkin aylıklar ödenmemektedir. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki tüm sigorta kollarına tabi bir çalışanımız, bir emekli çalışanı tüm sigorta kollarına tabi olarak 7. ayda işe aldık. Ve işe giriş bildirgesinde sigorta kolunu, tüm sigorta kollarını yanlışlıkla tüm sigorta kollarını işaretledik. Bu durumda da aile 9. ayda kesildiğini düşündüğümüzde eğer sigortalının tüm sigorta konuda tabi yapılan bildirimi için kesilen aylık 9. ayda olduğu için 10. ayın sonuna kadar müracaat ettiğimiz takdirde aylık kaldığı yerden tekrar bağlanıyor. Yok eğer 9. ayda kesilen aylık için 10. ayın sonuna kadar müracaat etmediğimiz durumda ise maalesef ki müracaat ettiğimiz tarihe kadar ki aylıklar ödenmiyor. Bu örneğimizdeki sigortalı için 11. ayda müracaat ettiğimiz durumda maalesef ki Arada geçen süredeki aylıklar ödenmiyor. Evet, e, Sosyal Güvenlik Kurumu tabii elektronik ortamdaki uygulamalarında vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıcı nitelikteki önemli güncellemeler yapıyor. E, yapmaya da devam ediyor. Bu anlamda sigortalı işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında işe giriş bildirgesi verilirken emekli çalışanın yaşlılık veya emeklilik aylığı alıp almadığı yönünde bir uyarı mesajı karşıdaki kullanıcıya veriliyor. Ancak özellikle işe giriş bildirgelerinin toplu olarak gönderildiği durumlarda uyarı mesajına kullanıcılar tarafından da dikkat edilmemesi halinde ve çalışanın da tabii ki emekli aylığı aldığı yönünde işverenlerine veya İK birimlerine bilgi vermemesi durumunda emekli çalışanlar için TGDP yerine tüm sigorta kolları tercih edilebilmekte haliyle yanlışlıkla da olsa emekli aylığı durdurulabilmektedir. Bu durumda karşılaşmamak için neler yapabiliriz? Bir kere emekli çalışanların öncelikle işe başlamadan önce işverenlerine veya İK birimlerine kurumdan yaşlılık ve emeklilik aileleri aldıkları konusunda mutlaka bir uyarıda, bir hatırlatmada bulunmaları faydalı olacak. Yine emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bu vatandaşlarımızın emekli aylıklarını da her ne kadar her ay ayrıca işletmeden de maaş alsalar emekli aylıklarını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Emekli aylıkların kesilmesi halinde ise belli ki bir yanlışlık var diye düşünüp mutlaka ki vakit geçirmeksizin az önce verdiğim örnekte olduğu gibi vakit geçirmeksizin SGK'ya müracaat etmeleri gerekiyor. Başka neler yapılabilir bu konuda? Az önce de anlattım. Yaşlık veya emeklilik aylığı almaya başladıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan vatandaşların aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışma yöntemini seçmeleri son düzenlemeler çerçevesinde artık tercih eden bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Yani emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayıp tüm sigorta kollarını tercih edecek kişi sayısı yok denecek kadar az. Bu bakımdan yani burada da sosyal güvenlik kurumuna bir tavsiyemiz olacak. İşe giriş bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında emekli çalışan için sigortalı kolu sekmesinde Tüm sigorta kolunun seçilmesi engellenebilir. Buna rağmen emekli çalışan illaki tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih etmiş ise sigortalı işe başlama tarihi sigortalı adına düzenlenen işe giriş bildirgesinde SGDP seçilip arkasından işe giriş bildirgesindeki sigorta kolu Sosyal Güvenlik Destek Birimine tabi olarak güncellenebilir. Bu şekilde yapılacak bir işlem hata riskini sıfıra indirecek. Yani emekli çalışan için tüm sigorta kollarına tercih etmesine izin verilmeyecek. Önce SGDP'li tescil yapılacak. Eğer ki illaki sigortalı tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih ediyorsa bu durumda işe giriş verilmiş olan işe giriş bildirgesindeki sosyal güvenlik destek birine tabi sigortalı kolu tüm sigortalı kolu olarak güncellenerek bu hata riskini sıfıra indirebiliriz. Tavsiyemiz ne olabilir? Sigorta kolunda yapılan hatalı bildirim sonrasında Düzeltme işlemleri için bir aylık süre tanınmış biliyorsunuz az önce anlattık. Aylığın durdurulduğu tarihi izleyen ayın sonuna kadar sigort düzeltme işlemleri için SGK'ya başvurması gerekiyor. Evet emekli çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına aylıkları bu şekilde yapılan hatalı bildirimler sonrası kesilen vatandaşlar açısından SGK'ya yapılacak başvurularda bu bir aylık süre için daha bir makul süre elbette tanınabilir. Örneğin Emekli durdurulduğu tarihi izleyen ay yerine 3 ay veya 6 aylık bir süre tanınması bu vatandaşın yaşadıkları hak kayıplarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu şekilde de bir tavsiyemiz olacak. Evet, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.